Haberaks ekranlarından mutlu günler. Ben Merve Özyürek. Saatlerimiz 17'yi gösterirken günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. 55 dakika süren görüşme sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gayet memnuniyet verici bir görüşme oldu ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca, cumartesi günü bir tanıtım toplantısı yapacağız, Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 40 şehirdeki adaylarımızı duyuracağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Saat 16'da başlayan görüşme yaklaşık 55 dakika sürdü. Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gayet memnuniyet verici bir görüşme oldu ifadelerini kullandı. Orakta son derece olumlu bir noktada olduğumuzu, memnuniyet verici bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim. Hem Cumhur İttifakı'na dönük olarak herkesin sahiplendiği, iki partinin de sahiplendiği güçlü irade bir kez daha teyit edilmiştir, bir kez daha tazelenmiştir. Ayrıca da yerel seçimlerdeki işbirliğine dönük olarak önemli bir aşamaya geldiğimizi, son derece olumlu bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim. Çelik bundan sonraki süreçte takvimin nasıl ilerleyeceğine de değindi. Bizden Sayın Özaseki, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sadir Bey'le görüşüyordu. Bir araya gelecekler ve bu şekilde bu görüşme gerçekleştikten sonra tekrar kendi vardıkları sonuçlarla ilgili olarak genel başkanlarımıza rapor sunacaklar. Arkasından genel başkanlar, liderler tekrar bir araya gelecekler ve böylece yerel seçimlerde dönük olarak ittifakla ilgili olarak çerçeve ortaya çıkacak. Bu konuda şimdilik size söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Bunun yanı sıra bu çerçevenin dışında AK Parti'nin cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir tanıtım toplantısı olacak. Bir tanıtım toplantısı yapacağız. Burada Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 kadar yerdeki adaylarımızı ilan edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım 17. Müsiat Expo yemeğine katıldı. Müslüman ülkelerin sıkıntılarına değinen Yıldırım, Türkiye mazlum, mağdur milletlerin işiten kulağı, gören gözü, konuşan dilidir dedi. Yıldırım ayrıca Türkiye'yi 3 kat büyüttük, milli geliri ise 10 bin dolara yaklaştırdık ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Fuar Alanı'nda başlayan 17. Müsiat Expo Hoş Geldiniz yemeğine katıldı. Zaman yenilikçi düşünceler üzerinde kafa yoruyor. Alın terinin yanı sıra akıl terini de etkili kullanmak suretiyle dünyadaki değişimi okumaya çalışıyor. Meclis Başkanı Yıldırım burada bir konuşma yaptı. Müslüman ülkelerin sıkıntılarına değinen Yıldırım, Türkiye mazlum, mağdur milletlerin işiten kulağı, gören gözü, konuşan dilidir dedi. Biz diyoruz ki Afrika'ya el uzatıyoruz. Bizim uzattığımız el emperyalistlerin uzattığı ele benzemez. Biz tuttuğumuz eli tutar yukarı çıkarız. Bizim derdimiz budur. Sevgili izleyenler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Asgari ücretli vergi yükü altında ezilmektedir diyen Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde komisyonda çalışmaların yapılacağını hatırlattı. Sevgili izleyenler, o komisyonlara sendikalardan genel başkanlar da katılacak. Burada önemli bir ayrıntı var aslında. Komisyona bir tane asgari ücretli çalışan gönderilecek. O parayla nasıl çalıştığını, daha ziyade nasıl geçindiğini anlatacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, başta asgari ücret, kadro sorunu ve EYT olmak üzere konuları masaya yatırdık dedi. Halkın partisi olarak, yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumun her kesiminin sorunlarını dile getirmekle görevliyiz. İşçilerin büyük sorunları var. Şimdi Sayın Başkan 2000 lira olması konusunda bir düşüncesi var. Bizim düşüncemiz, biz daha önce
Seçim bildirgemize de söylemiştik 2200 lira olması gerektiği konusunda. Ama Sayın Başkan güzel bir çıkış yapıyor. Asgari ücret tespit komisyonuna bir kadını görevlendireceğiz. O çalışacak. Ben geçen salı günü grup toplantısında bir ev hanımını çağırırsanız tasarruf nasıl yapılır, hükümete öğretir, iktidara öğretir diye demiştim. Siz de asgari ücretle yani 1600 lirayla ya da onların öngördüğü bir rakamla bir evin nasıl geçineceğini veya geçinemeyeceğini, içinde yaşadıkları sorunları belki iktidara aktarabilir diye düşünüyoruz. Değerli arkadaşlarım, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önerilerimizi daha önce de parlamentoya sunduk. Fakat iktidar partisinin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedildim. Ama biz emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. İş kazaları sorunu gene gerçekten önemli. Bugün Malatya'da bir otobüs kazasında 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Yanlış hatırlamıyorsam 14 de yaralımız var. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Başkan, taşeronlaşmayı siz de biz de Türkiye'nin gündemine getirdik. Taşeronlaşmanın engellenmesi gerektiğini söyledik. Her işçinin kadrolu olması gerektiğini ifade ettik. Taşeronlaşmanın çağdaş kölelik olduğunu söyledik. Bu konuda büyük adımlar attık, mücadele ettik. Sonuçta bir grup işçi şöyle veya böyle kadroya geçti. Fakat daha hala kadroya geçemeyen binlerce işçi var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık muhabirleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Hazine ve Sağlık Bakanlığı, kamu özel işbirliği sözleşmelerine yönelik, bugüne kadar hiçbir sözleşmeye borç üstlenim anlaşması imzalanmamıştır diyen Koca'nın gündeminde, sağlık personellerine uygulanan şiddet de vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık muhabirleriyle tanışmak üzere kahvaltı programında buluştu. Sağlık hizmetinin devletin doğrudan veya dolaylı olarak sorumluluğunu üstlendiği bir kamu hizmeti olduğunu belirten Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı olarak nihai vizyonumuz tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır dedi. 81 milyona özellikle sağlık sistemimizin 81 milyonu kapsayan bir genişlikte olmasıyla bir kendi ihtiyaçlarımızı yerlileştirip uygun şekilde karşılayabilir olmak, iki yani dışa bağımlılıktan kurtulmak, bunun bir seferberlikle ancak olabileceğine inanıyorum. İki, özellikle bulunduğumuz coğrafyanın ve de bu coğrafyada gönül coğrafyamızın bizi yer yer ilaç gibi, plazma gibi, kan ürünleri gibi, aşı gibi daha tercih edebileceği ürünler noktasında tercih edileceğimizi düşünüyoruz. O nedenle de İhracatın bu anlamda da çok önemli olacağını görüyoruz. Samsun merkezli 14 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında 21 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ikisi meslekten ihraç, 13'ü muvazzaf olmak üzere toplam 15 asker gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması, silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü kontürlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 21 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Samsun merkezli bu sabah toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda toplam 15 asker gözaltına alındı.
Gözaltına alınan askerlerden ikisinin meslekten ihraç, diğer 13'ünün ise muvazzaf asker oldukları öğrenildi. 6 askerin ise yakalanmasına çalışılıyor. Sevgili izleyenler, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın ardından bugün de Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren görevinden istifa ettiğini açıkladı. Eren yaptığı açıklamada insanı değerli kılan en temel değerlerden biri olan ahde vefa söz konusu olduğunda mevkilerin ve makamların bir önemi kalmaz dedi. Ordu'nun Ünye ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren görevinden istifa etti. 4,5 yılı aşkın süredir yürüttüğü Ünye Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden bugün itibariyle istifa ediyorum. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın ardından bugün de Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren görevinden istifa ettiğini açıkladı. İnsanı değerli kılan en temel değerlerden birisi ahde vefadır. Ahde vefa söz konusu olduğunda mevkilerin ve makamların bir önemi kalmaz. İnsanı değerli kılan bütün değerlerin bir maliyeti vardır. Mahşeri vicdanlarda değerli olmayı önemseyen insanlar maliyet ödemekten kaçarak değer bulamazlar. Yukarıda kısaca özetlediğim mülazalarla 4,5 yılı aşkın süredir yürüttüğü Ünye Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Şimdi ekranlarınıza Havza ilçesine bağlı Kıroğlu Mahallesi gelecek. Bu mahallede kışın sadece 4 kişi yaşıyor. Böyle söylediğim zaman yazın nüfusta yüksek bir artış bekleyebilirsiniz. Lakin mahallenin nüfusu yaz aylarında da 30'u geçmiyor. Öte yandan Türkiye'nin en az nüfuslu mahallesinin muhtarlığını Türkiye'nin en yaşlı muhtarı Mahmut Demiral yapıyor. Türkiye'nin en az nüfuslu mahallesi olan Kıroğlu'nda yazın 10, kışınsa 2 hanenin bacası tütüyor. Mahallede kışın 2 hanede 4 kişi, yazınsa 10 hanede 20-30 kişi yaşıyor. Dışarıda yani yaşıyorlar çoğunlukla. Burada şimdilik kışın 2 hane var. Yazın ama 15-20 haneye çıkıyor yani. Yazın 30-35 kişi olur yani. Çoğalıyor yani. Camisi de bulunan mahallede cemaat azlığından dolayı imam bulunmuyor. Az insanla yaşamaya alışan mahalle sakinleri, emekli olan vatandaşları büyük şehirlerin kalabalığından kaçarak böyle az insan bulunan huzurlu yerlerde yaşamaya davet ederken, devamlı sessiz bir yerde yaşamanınsa zor olduğunu söylüyor. Emekli geldik biz buraya, İstanbul'dan geldik biz de. Yazın gençlerimiz geliyor, yeğenlerim var. Bu evi biz yaptırmadık yavrum. Kaç kişi? Yine hepsinin birer odası var. Öte yandan Türkiye'nin en az nüfuslu mahallesinin muhtarlığını Türkiye'nin en yaşlı muhtarı Mahmut Demiral yapıyor. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde dün gece saatlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin ruhsatsız maden ocağını işleten kişi gözaltına alındı. Şahıs nöbetçi mahkeme tarafından taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde dün gece saatlerinde İA'ya ait maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Maden ocağında mahsur kalan işçilerden Evren Cinemre ve Adem Alibaş ağır yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk isimli işçilerin ise cansız bedenleri madenden çıkarıldı. Kazayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kazanın meydana geldiği maden ocağının sahibi İA, polis tarafından gözaltına alındı. İA, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İA, Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan İA, sevk edildiği nöbetçi mahkemece taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden şiddet mağduru kadınların 155 polis imdat çağrı merkezine ulaşımını sağlayan kadın destek uygulamasını tanıtan bir klip paylaşıldı. İhtiyacınız olduğunda KADES yanınızda ifadesinin yer aldığı klipte şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES'le en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz denildi. Haberimize geçmeden şunu da aktarmak istiyorum. Hiçbir kadının, daha doğrusu hiçbir vatandaşın şiddet görmek kaderi değil.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında yer alan klipte şiddet ve baskı gören kadınların KADES sayesinde yardım çağrısında bulunmaları, çağrı merkezine düşen ihbarlarla polis ve jandarma ekiplerinin anında harekete geçip olaya müdahale ettiği vurgulandı. İhtiyacınız olduğunda KADES yanınızda ifadesinin yer aldığı klipte şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa kadın destek uygulaması KADES'le en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz denildi. Aslen Bursalı olan bir vatandaş yolcu otobüsünü canlı yayın aracına dönüştürdü. İnternet üzerinden yaptığı paylaşımlarla memleket özlemi çekenlerin hasretini dindiren yayıncının bir sonraki hedefi ise tüm Türkiye'yi karavanla dolaşıp canlı yayın yapmak. Çılgın yayıncı şimdi ekranlarınızda. Yolcu otobüsünün dört bir yanına taktığı kamera ve ekipmanlarıyla 24 saat boyunca seyir halindeyken bile canlı yayında kalarak gittiği yerleri canlı olarak takipçileriyle paylaşan çılgın yayıncı Erhan Çelik, yaptığı işin kendisini mutlu ettiğini söylüyor. Araç hareket halindeyken de görüntü vermeye devam ediyoruz. Canlı yayın yaptığı otobüsü aynı zamanda eve dönüştürdüğünü ve gittiği yerlerde tıpkı bir karavan gibi otobüsün içinde kaldığını belirten Çelik, aslen Bursalı olduğunu söyledi. Amacımız ülkemizin bilinen ve bilinmeyen doğal güzelliklerini hem ülkemizde hem dünyada tanıtmaya çalışmaktır. İlk olarak canlı yayınını İstanbul Boğaziçi bölgesinde yaptıktan sonra Batı Karadeniz sahil yolunu izleyerek Sinop, Samsun, Ordu, Giresun üzerinden Trabzon'a geldiğini anlatan Çelik, buradan da Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan tarafına gideceğini belirtti. Aracımızı görenler, bu konuda haberi olanlar çok güzel tepkiler veriyorlar, çok beğeniyorlar. Bundan sonra nereye gitmeyi planlıyorsun? Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan bölgesine gitmek istiyoruz inşallah. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri aynı gün içinde Çeşme ve Seferihisar ilçesinde aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu toplamda 83 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri aynı gün içerisinde Çeşme ve Seferihisar ilçesinde aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu toplamda 83 düzensiz göçmen yakaladı. Yapılan çalışmalarda Seferihisar ilçesinde lastik bota binen 22 Somali, 6 Yemen, 4 Orta Afrika, 4 Uganda ve 4 Senegal uyruklu göçmen, Çeşme ilçesinde ise 11 Mali, 9 Orta Afrika, 6 Kongo, 4 Filistin, 4 Kamerun, 4 Senegal, 4 Togo ve 1 Gabon uyruklu olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Aralarında çocukların da olduğu göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Beklenen olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu müjdeyi verdi. Prim borçlularına yönelik yeni düzenlemeye gidildi. Son bir yılda borcunu ödemeyen yeni taksit imkanı tanındı. Buna göre zor durumdaki işverenler prim borcunu 60 aya kadar taksitlendirebilecek. 500 bin TL'ye kadar olan borçlarda da teminat mektubu aranmayacak. SGK müjdeyi verdi. Son bir yılda borcunu ödemeyen işverene 60 aya kadar vade imkanı var. Peki Samsun halkı bu konuyla alakalı neler söylüyor? Ya burada düşünmesi gereken benim gibi vatandaşın mağdur edilmemesi öncelikle. Niye? Ben her ay düzenli olarak ödüyorum. Bir ödemeyene benim eşit tutulmam açıkçası ağrıma gidiyor. Yani insanlar üçkağıtçılar zorluyor bir nevi devlet. Nasıl üçkağıtçılar zorluyor? Ben her ay düzenli olarak ödüyorum. Ama ödemeyen bir kişiye tutuyorsun sen 60 aylık bir vadeyle tekrar ödeme imkanı sağlıyorsun. Faizlerini geri çekiyorsun. Yani ben açıkçası kendimi enayi yerine koymuş gibi görüyorum. Yani. Güzel bir şey de şu anda bizim borcumuz yok. Biz ödedik hepsini. Son bir sene değil de son bu kriz denen şey son 3-5 senedir var. Daha fazla zamandır var. O küçük bir şeyini kamsar. Bunu genişlet geriye döndürmeler lazım biraz daha. O bir sene sadece bir gösteriş bence. Öyle pek insan da çıkmaz zaten. Ama son 5-6 seneden bu tarafa olursa olur. Yani tabii ki SSK'nın bu böyle bir hamle yapması şu ekonomik koşullar altında iyi bir hamle gibi gözüküyor ama bence önce bunun bir neden ödenmediğinin altyapısını bir araştırmak gerekir. Yani bugün 12 aya geriye dönük ve 60 ay vade yapılan SSK primlerini
esnafın tekrar ödeyebilecek, taksitlerini tekrar ödeyebilecek gücü var mı yok mu, bunu analiz etmek gerekir. Çünkü bu taksitlendirme var olduğunda esnafın tekrar sigorta borcu, yani sigortalı eleman çalıştırmaya devam edeceğinden kaynaklı 12 ay boyunca ödenememiş sigorta primi 60 ay içerisinde yine ödenmeyecektir. Tam tersine sadece borcu ötelemek olacaktır. Yani ödemeyenler için aslında güzel bir fırsat diye düşünüyorum ama biz bu konudan dertliyiz. Şöyle, biz düzenli ödeyen bir firma olarak diyeyim. Düzenli ödüyoruz. Tamam, düzenli ödüyoruz. Biz şanslıyız ama düzenli ödemeyenlere atıyorum bir sene sonra pat hiç faizini falan istemeden onu vadeye bölebiliyor. Biz düzgün ödeyenlerin nerede bir kârı oluyor bu sefer? O zaman biz de hiç kimse düzgün ödemezsin. Biz şunu istiyoruz. Eğer biz düzgün ödüyorsak bizim de ödemelerimizde indirim yapsınlar. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kariyer günleri etkinlikleri kapsamında Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki gençlerle bir araya geldi. Gençlerin başarılı bir eğitim hayatı geçirerek hayata güzel bir başlangıç yapmalarını temenni eden Tekintaş, gençlerimize güzel bir gelecek hazırlamaya gayret ediyoruz dedi. Kariyer günleri etkinlikleri kapsamında liseli öğrencilerle bir araya gelen Başkan Engin Tekintaş, gençlerin başarılı bir eğitim hayatı geçirerek hayata güzel bir başlangıç yapmalarını temenni etti. Eğitim hayatında geleceğinizde mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayat geçirmenizi ve bu işin inşallah güzel başlangıçlarla ömür boyu mutlu olmanız diliyorum. Siz var olan tecrübelerinizde mutlaka kariyer günleri içerisinde sizlere bir şeyler aktarmak durumundayız ama asıl olan sizin geleceği nasıl gördüğünüz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Türkiye'nin zorlukları atlatarak bugünlere kadar ilerlediğine değindi. Öğretmenlerin birer sanat insanı olduğunu ifade eden Tekintaş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü. Türkiye'den bu tarafa değişen Türkiye'nin, değişen dünya içerisinde nasıl yer alması gerektiği hususundaki değişimleri görebilmek, bu çerçevede üzerimize ve üzerimize düşen sorumluları bir şekilde yerine getirebilmek, farklı yerden gelmiş olan, farklı illerden, ilçelerden aramızda bulunan siz kıymetli evlatlarımızı bu ülke için çok önemli olduğunuz, böyle bir proje çerçevesinde hayatın gerçekleriyle yüzleşirken öncelikle başarının sadece sayısal olarak gerçekleşmediğini, bunun bir ülke hedefi olurken de bireysel olarak şahsınızın hedefi olduğunu bilmeniz açısından önemli görüyorum. Bolu Demokrasi Meydanı'nda bulunan 5 katlı otoparkın giriş katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Çıkan yangında otoparkı saniyeler içinde dumanlar sararken itfaiye ekipleri tüm katlarda çalışma yaptı. Dumandan etkilenen bir belediye çalışanı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için hastaneye götürüldü. Olay dün saat 16.30 sıralarında Demokrasi Meydanı'nda bulunan 5 katlı otoparkın giriş katında meydana geldi. Bolu Belediye binasının arkasında bulunan 5 katlı otoparkın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Belediyenin bazı birimlerinin ve arşiv odasının bulunduğu katta çıkan yangında otopark saniyeler içerisinde dumanla kaplandı. Belediye çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve UMKE sevk edildi. Yangının çıkış bölgesinin bilinememesi nedeniyle itfaiye ekipleri dumanların kapladığı otoparkın tüm katlarında çalışma yaptı. Yangında çıkan dumanlardan etkilenen bir belediye çalışanı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavi için hastaneye götürüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı İsmail Kahraman, Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti. Darbelerde yöneticilerin değiştirildiğini belirten Kahraman, 15 Temmuz, Türkiye'nin varlığına kasteden bir hareketti dedi. İsmail Kahraman, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve 22. dönem AK Parti Çorum Milletvekili Ali Yüksek Kavuştu'yla Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Zeki Gül,
belediye çalışmaları hakkında Kahraman ve beraberindekilere bilgi verdi. Hoş geldiniz diyorum. Malumlarınız buraya girmezden evvel Çorum'da görevi ve darbede baştakileri değiştirdik. Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Müzesi hakkında bilgi verildiği anda bir açıklama yapan Kahraman, darbelerde yöneticilerin değiştirildiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'ni haritadan silmek müthiş bir hadiseydi. Cumhurbaşkanımız milletin başına geçti. Milletin ona olan itimadı ve medyaları doldurması bir büyük felaketten bizi kurtardı. Azerbaycan'ın bir profesör Asaf Aciyev diye bir zatla şeyin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Keyfan'ın genel sekreteridir. O geçmiş o sıra geldi. 15 sene sonra eğildi, bayrağı öptü 3 defa ve döndü bana. İsmail Bey, siz bizi kurtardınız, bizi dedi. Sevgili izleyenler, pazarlarda fiyatlar tabiri caizse aldı başını gidiyor. Bunun en somut örneğini geçtiğimiz günlerde soğanda yaşadık. Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve soğan fiyatlarındaki artışın çiftçiyle herhangi bir bağlantısının olmadığını söyledi. Sayan, çiftçinin ne fiyat yükseltme şansı ne de soğanı satmayalım fiyat yükselsin gibi bir düşüncesi var dedi. Polatlı ve diğer bölgelerde yaşanan hastalıklar nedeniyle soğanların çürümesi, büyük tüccarlarda büyük şirketlerin kaliteli ürünleri toplaması, bir kısım soğanın da ihracata gittiğinden yeterli soğan bulunmadığını dile getiren Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, bunun da soğan fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğunu ifade etti. Soğanlarda hastalık olmasından nedeni, yani hastalık, kök çürüklüğü, soğanların çürümesi, bu büyük tüccarlar, büyük şirketler, bu kaliteli malları da Polatlı'da falan, mesela bugün bizim çiftçiler olarak değil de Polatlı'da falan kaliteli soğanları da zaten ellerine geçirmişler. Bir kısmı ihracata gittiğinden, yani yeterli şeyin bulunmadığından bu fiyatları yükselten de bu büyük tüccarlar. Sayan üreticinin soğanı satmayalım fiyat yükselsin gibi bir düşüncesi olmadığını ifade etti. Fiyat satmayalım da fiyat yükselsin gibi bir düşüncesi olmuyor. Yani peyderpey mesela adam ben Çorum çiftçisi olarak konuşuyorum. Çorum çiftçisinde adamın 100 ton malı çıktıysa zaten 75'ini satmış 25 ton gibi herhangi bir ihtiyacıma şey der değil. Yani deposuna atmış, yani malı alıp da stok yapma falan böyle bir şey yok. Amasya'da bir köy okulunda görev yapan beden eğitimi öğretmeni okulun yanında bulunan ahırı kiraladı, orayı çiftlik yaptı ve atlarıyla öğrencilerine binicilik dersi vermeye başladı. Öğrenciler durumdan memnun. Öğretmen ise kendi öğrencilerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yaz etkinlikleriyle birlikte toplam 2 yılda 1000'e yakın öğrenciye binicilik ve okçuluk eğitimi verdi. Aldığı atlı okçuluk antrenörlüğü eğitiminin ardından memleketi Amasya'da 4 yıldır görev yaptığı İlyas Köy'de 2 yıl önce kiraladığı ahıra satın aldığı atları getiren beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda okulda müdür yardımcılığı yapan Mehmet Akif Çelik 8. sınıf öğrencilerine yönelik atlarla ücretsiz binicilik dersleri vermeye başladı. Dik dur, kafanı dik dur. Bakımlarını kendisinin yaptığı toplam 10 atı bulunan evli ve 3 çocuk babası Çelik, kendi öğrencilerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yaz etkinlikleriyle de birlikte 2 yılda 1000'e yakın öğrenciye binicilik ve okçuluk eğitimi verdiğini anlattı. Hem okçuluğu hem biniciliği öğrencilere, gerekirse büyüklere tanıtıp öğrenmek isteyen herkese de öğretmeye çalışıyor. Öğrencilerden Burak Derici ise geçen yıldan bu yana binicilik eğitimi aldığını belirtti. Geçen sene tabii binmemizi öğrendi. Teker teker bindik. Yani ufak bir tecrübemiz oldu at binmek için. Bu haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdaydık. Yarın aynı saatte görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.